Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yüzükten nefenton ile birlikteyiz. 2.0 güncellemesi geldi. Biliyorsunuz ki iyi e tarafın hani nasıl komutan dizmeniz gerektiğini falan anlatmıştım. Şimdi kötü tarafta hangi komutanı kullanmanız gerekiyor? Hangi komutana hangi itemler vermeniz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Öncelikle öncelikle kötü tarafta oynayan arkadaşlarımla konuştum. Onların dizdiği komutanlara göre sizlere e, daha detaylı bir şey anlatacağım zaten merak etmeyin. Öncelikle oyuncuda 90'da bulunan Sauron. Sauron'a baktığımızda e, odak özelliğini koruyor. Yani hayli odak hasarı vurabiliyor. Ordu komutanı muhabbetinde de devam ediyor. Yani ordu komutanı olarak da kullanabilirsiniz. E, şöyle baktığınızda düşman yeteneği aynı. Hani eski R5 yeteneğinin aynısı gibi söyleyebiliriz. E, bu yeteneği vermenizi çok tavsiye etmem. Lakin atak komutanlar yani vurucu komutanlar dediğimiz e, komutanlar çok fazla hasar veriyor. Yani bir Gimli, bir Dain Demirayak gibi e, ne bileyim Kral Aragon hani hem ordu komutan hem çok vuruyor falan. E, bu yeteneğe verilmeyi tercih edebilirsiniz. E, sunucudaki duruma göre değişir. E, boş bir yetenek değil lakin diğer yeteneklerin yanında tabii ki de geri kalıyor. Ondan sonra bakın e şöyle bir yetenek var. Sersenetme oluşturma şansı var. Ve hedefin alacağı oda hasarını %15 arttırıyor. Bu yetenek de çok güzel. Kesinlikle olması gereken. Hani Sauron kullanıyorsanız vermeniz gereken bir yetenek. Aynı şekilde Armanların Efendisi'ne baktığınızda e, iki dizlisi oda kasa oluşturuyor ve delilik oluşturuyor. Aynı zamanda fullleyince hedefin alacağı şifa etkisini de kapatıyorsunuz. Aynı zamanda da düzenbaz yeteneği var. Baktığınızda düşman 3 diziliş biriminin aldığı hasarı %5 arttırır ve odak niteline göre değişir. Oo, yani bu düzenbaz. mesela şu düşman yeteneğine vermek yerine düzenbaz yeteneğine verip ondan sonra da burada ne kadar çok odak alabilirseniz almanız gerekiyor. Sauron bildiğin karşı tarafı deli edip dolandırmaya yönelik bir komutan. Yani Sauron'da koyacağınız itemler odak ne kadar yüksek odak olursa o kadar iyi Baktığınızda çünkü odağa göre değişiyor Alacağımız hasar yani vereceğimiz hasar Odağa göre değişiyor ve baktığınızda Odak hasarı vuran bir komutan olduğu için Ne kadar çok odak o kadar iyi Yani odak vuran komutanlarda Bence alt özelliğin çok da Önemli olduğunu düşünmüyorum Ama denk getirirseniz güzel olur Lakin şu arkadaşa baktığımızda koca çekiç Ve avcının kılavuzunu kullanmış e Bunlarda odak yok Hani bu arkadaşın yerinde olsam eğer ki varsa Yapabildiğimce odak yaparım çünkü şöyle baktığında tamam 48 buradan, 32 de buradan güzel bir birim atak veriyor orduya. Lakin bu ne kadar gerekli olduğu tartışılır. Çünkü Sauron'a baktığında daha çok orduyu vurduran bir komutan değil de kendisini vurabileceği bir hasar komutanı gibi veya karşı tarafa debaf veren bir komutan gibi gözüküyor. Yani bence 650 uymasa da mesela... Bunun yerine şey var, komuta yazan yerde hasar kısmı var. Hani Şun gibi pipo gibi örnek göstermem gerekirse hem odaklanması hem de komutanın hasarını arttırıyor. Yani e, Sauron'da bunu 35'in üstüne çıkarman gerekiyor ki e, raporlarda 70'in 80'in üstünde bir hasar çıkartabilsin. Çünkü verdiği itemlere baktığımızda da güzel itemleri de var. Ondan sonra arkadaşlar önerebileceğim diğer bir komutan gölge size. Neden arkadaşlar gölgeyi öneriyorum? Biz poşette değil de savaş alanında başladığımız için yani sezonda başladığımız için şeylere gölgenin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Gölge ve Lurs. Yani gölge ve Lurs'u aynı orduda kullanıp da böyle çok güzel raporlar alanları gördüm. Çünkü ikisi de atak bakımından çok güzel komutanlar. Şöyle baktığımızda cenazeci yeteneği artık değişmiş. Yani e, normal saldırılar ekstradan fiziksel hasar veriyor cenazeci yeteneğinde. Yani zehir hasarı falan yok artık. O yüzden bu komutanın fark fark ettiyseniz odan da düşermişler. Yani odak kasmayacaksınız bu komutana. Bu komutan ne yapacaksınız? İyi e fraksiyonda çektiğim videoyu izlediyseniz. Aynı dain demir ayak ne yaptıysanız. Aynısını bu komutana da yapmanız gerekiyor. Okey. Şöyle baksanıza palantit takmış. Komutan hasar gördüğünüz gibi. Aynı zamanda kazattım baltası komutan hasar. 34-47 bandına çıkarmış. Ortalamanın üstünde bir bant 35-40 bandının üstüne çıkıyorsa bu komutan... Ortalama 50k'nın üstünde hasar veriyor zaten. Ee, burada da baktığınızda 238'lik de bir güç yapmış. Bu da muazzam bir güç. Yani bunun da karşılığını zaten alacaktır. Bunun hani arkadaşın raporlarında güzel olduğuna inanıyorum. Hani gölgeyi bakın e, atak komutanlarında alt özelliğini uydurmaya gerek yok demiştim. Bunu da zaten arkadaş artık benim videomdan mı yaptı yoksa kendim yaptı bilmiyorum ama çok da güzel bir diziliş yapmış. Eline sağlık. Ee, şöyle baktığınızda e, Gölge normal saldırı hasarını çok fazla bufflayan bir komutan. Hani e, fiziksel hasar veren bir yeteneği yok. E, Gimli gibi ya da Demirak gibi ama normal saldırılar fiziksel hasar veriyor. Gelelim Sunint'e. Büyük ihtimal herkes de bundan bir komutandı. Bu yüzden bunu da anlatmasak olmaz. Sunint arkadaşlar çok böyle e, eski baba Sunint yok. Isildur da eski Isildur değil. Hani bunu herkes biliyor. Isildur'a da sistemler verdim iş görmüyor. Yani eski Isildur değil. Aynı zamanda sunit de eski sunit değil. Şöyle baktığımızda atak itemlerini vermiş. Hani mantıklı bir şekilde yapmış. Ve alt özelliğini uydurmuş. Ordu komutanlarında alt özelliklerini uydurmanız gerekiyor. ister istemez. Sunit'te de, de aynı şekilde Isildur mantığında anlattığım gibi. Ne kadar çok atak o kadar iyi. Arkadaş da sağ olsun her komutanın özel itemini almış. Yani mantıklı olan da o bence. E, orkların atağını arttırıyor bir kere. Ve e, 4 tane dizi üçüne 3'üne de kötü insan koyarsanız artı 12 daha artacak. Yani 27'lik bir e, ork ata olmuş olacak senin sunintinde. Ve suninti de baktığınızda Isildur'un yeteneği bile 15 ve 18 arasında bir şey arttırıyor. Yani 27 çok yüksek bir rakam. Bu e, güncellemede. Sauron ve gölgeye de kötü insan birimleri koysanız sırıtmaz. Yani e, Saruman da var burada. Yani bu dörtlüye üç kötü insan bir ork birimi gider. Ama sunint kullanacaksanız 3 Kötü insan bir ork kullanmanız gerekiyor. Ve Sauron ve Gölge de bunun yanında sırıtmıyor zaten. Gelelim Saruman'a. Saruman eski sürümüne göre çok baf almış bir komutan. Baktığımda Sauron için diyeceğim şeyleri bu komutana yapmış. Mesela obsidyen hançeri Sauron'a verilsin çünkü çok fazla hasar atıyor. Yani, örnek hani verdiğim örneği burada tasdikleyelim diye söylüyorum. Odaklanma ve fazladan da bir hasar alıyorsunuz. Alt özelliği de arkadaşlar sabır da olabilir lakin verilen yakma, zehir ve oda kasarı vuran var ya e bunu da Sauron'a, işte oda kasarı vuran komutan dediğimiz Saruman'a, Destero'ya aynı şekilde verebilirsiniz. Yani bu üç komutana alt özelliği, yakma, zehir ve oda kasarı olan bir item verirseniz ben... Yani dörtlüğü tutturabilirseniz çok güzel olur. Ee, şöyle baktığımızda Saruman'ın sesi var. Düşman bir dizisine tek seferinde o da kasar oluşturur. Ondan sonra %50 şansla da belli oluşturur. Saruman'ın sesi yeteneği çok bufflı bir yetenek. Ve bir turda bir geliyor. Hani kötü tarafta hem Sauron hem Saruman aynı orduda kullanmak demek or daha bir de deli olacak. Hani bu anlama geliyor. Ve baktığınızda hem Sauron'da hem de e, Saruman'da delilik ve sertletme altındayken vereceğin hasarı arttırıyorsun. Şurada da gördüğün gibi. Aynı şekilde rengarenk yeteneği var. Bu da iki turda bir geliyor. Düşman bir dizisine tek seferde oda kasa oluşturur. Şöyle bak rengarenk yeteneği çok güzel olmuş. Yani eski sürüme nazaran mükemmel bir yetenek olmuş. Neden buraya hasar özelliğini verdiğini anladım. Çünkü bu yetenek çok iyi lan. Yani iki turda bir geliyor ve hani bir odak, bir yakma bizeyi de sar oluşturabiliyorsunuz. Yani mükemmel bir yetenek olmuş. Saruman da aynı şekilde kullanılabilecek bir yetenek. Şöyle baktığınızda iyi tarafta daha çok fiziksel hasar komutanları önde, kötü tarafta da odak hasarı veren komutanlar önde ve verdiği yetenek yani şu sabır yeteneği de çok güzel buffluyor bence e bu iki yeteneği. Evet arkadaşlar şimdi BP'de bazı komutanları göstereceğim size. Aynı şekilde baktığınızda böyle bir ölümsüz var. İtemleri yani güzel verilmiş bir ölümsüz %90 şansla diyor lan Oğlum %90 şans ne? Gilgalat'ta böyle bir şans yok Bir de üst dizisi etkiliyor Bu da hani ordu komutanı olarak kullanılabilir Hani Gilgalat tarzında Ölümsüz arkadaşlar bence farm zamanında Olacak bir komutan Hani Farm zamanında kullanmanız gereken bir komutan e, Gibi duruyor Çünkü %90 şans çok büyük bir şans Skarhelm arkadaşlar çok vurduğunu söylüyorlar Hani kötü tarafta en iyi komutanlardan Biri olduğunu söylüyorlar yani e, böyle kullanıp da çok OP bir rapor hani Dain Demirak gibi veya Gimli gibi öne çıkan bir komutan olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla hasar vuran yeteneği var. E, verdiği itemlere baktığınızda da e, Gizem Mirfan yeteneğini de kullanmış alt özellikten. 191 Oda var 34-37'lik bir hasar var çok az bence. 40-45 bandına çıkması gerekiyor oda kurabilmesi için sağlam bir şekilde. Aynı şekilde baktığımızda Saruman var ve 45-60'lık bir hasarı var. Bu komutan Skullhammer'ın çok vurması çok çok normal. Ve sabır yeteneğini kullanmış. Ve geldik Lurs arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 39-61'lik bir hasar bandına sahip. Alt özelliği de güzel bir özel silahı var. Ve 200'lük de bir saldırısı var. Bu tabi 50 level olunca 210 falan olur. Yani verdiği itemlerde deri yüzme özelliğini kullanmış. Çok güzel bir komutan yapmış bence. da arkadaşlar hani çok fazla hasara sahip. Şöyle baktığında bir turda bir gelen takipçi yeteneği. ilk doğan Uruk'a yeteneği. Ve e, çok fazla hasar veriyor bu yetenek. Yani bu iki yetenek bile aslında yeter size. 39-61'lik bir hasar da var. Ve şöyle baktığınızda 84k Lus 74k'da e, Saruman vurmuş. E, Sıkar hem bu itemlerle bile 51k vurması bence iyi bir başarı. Kaç tarafa baktığınızda Erlund var. Böyle bir Erlund 642 odaklanması var ve 74 kallık bir hasar çıkarmış. Aynı zamanda böyle de bir Gilgalad var. 624 odaklanması var. Ee, sağlam bir Eomer var. Şöyle baktığınızda 166 güç 31'e 38'lik bir hasarı var. Akkandafta zaten mükemmel bir Akgandalf olduğunu düşünüyorum. 252'de o da var sonuçlara baktığımızda da kafa kafa bir sonuç olduğunu görebilirsiniz. Karşı tarafın e, seviyesi yüksek seviyeleri düşük bile olsa komutan hasarı kısmında 165 karlık bir hasar çıkarmış. Yani iki tane de Gondor T4'de olması bence çok çok iyi. Şöyle bir rapor göstereceğim arkadaşlar. Jestor'a baktığınızda da Jestor'da kullanmanızı önerdiğim bir komutan. E, ve Sauron'la Jestor'u işte bir de Saruman aynı orduda kullandığın zaman e, yani yani Rakip ordunun hareket edebileceğini düşünmüyorum. Jastoro da aynı şekilde arkadaşlar odak özelliği bir komutan. Yani Sauron'a işte Sauron'a verdiğiniz itemlerin aynısını Jastoro'da da uygulayabilirsiniz. E ve ordusuna baktığınızda çok fazla elf terörü kullanmış. Yani savunma birlikleri kullanmamış. E bence yanlış. Yani ona rağmen zaten karşı tarafı pataklamış. Ama dediğim gibi yani... Dört kıta Elf t kullanmak yanlış. Ve şöyle baktığınızda Lursu da Lursu'da güzel. Hagakurke'yi zaten duymuştum. Ama dediğim gibi it, komutan dizilişi ve itemleri falan çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.